Evet sevgili dostlar e, hakkınızı helal edin e, burada bir e, problem oluşmuştu onu e, şu an itibariyle gidermiş olduk e, evet şimdi bazen teknolojinin e, tabi faydalarını görüyoruz ama zaman zaman da e, bir takım sıkıntılarını da yaşıyoruz e, dolayısıyla şunu söylemekte yarar var Teknoloji olsun, başka şeyler olsun. Her şeyimizi biz artısıyla, eksisiyle değerlendireceğiz. Ve bize e, ne getiriyor, e, bizden ne götürüyor. Eğer e, eksileri fazlaysa, e, yani oradan uzak kalmak gerekiyor. Evet, şimdi e, Tevhid'den e, söz ettik. İki nev'idir dedik. Ve birisi amiyane yani basit bir e, tevhid anlayışı e, dedi ki Allah'ın şeriki orta yok bütün mülk kainat onundur. Ama asıl önemli olan ikincisiydi diyoruz ya Allah birdir, mülk tamamen onundur, vücut onundur, her şey onundur. Yani onun olmayan hiçbir şey yok. Evet bu kişi la zelzel dediğimiz sarsılmaz bir inanca ve itikada sahiptir. Bu kısım tevhid sahipleri yani hakiki olan bu tevhide sahip olan kişiler her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın e, mührünü görürler. Onun cephesindeki mührü okurlar. Damgasını okurlar. Yani nasıl ki mesela efendim Türk lirası onun üzerinde ne vardır? Şöyle bir baskı vardır. Aa, dersin ki bu Türk lirasıdır. Bu efendim Amerikan dolarıdır. Bu efendim Alman veya Avrupa Birliği'nin eurosudur, oyrosudur dersiniz. Üzerinde mührü görürsünüz, şekli görürsünüz. Ama işte bunu şunun için anlatıyorum. Şimdi hakiki tevhid sahibi olanlar da her bir şeyin üzerinde neyi görüyor? Allah'ın mührünü görüyor. Onun vurmuş olduğu sikkeyi görüyor. Evet, o e, damgayı görüyor. Yani Cenab-ı Hak, hatta bir zaman şöyle bir şey olmuştu, hiç unutmam. Kalbe vurulan mühür diye bir e, kalp e, uzmanı, e, bir hocamız ameliyat esnasında Kalp ve damar cerrahisinde çalışan bir hoca ve e, kalbi açtığında ve fotoğraflandığında işte şunu görüyor ki orada bir takım sinirlerle o sinirlerle Cenab-ı Hak lafzatullahı oraya mühür olarak vurmuş. Ha şimdi böyle olmasa e, yani o lafzatullah Allah sözü oraya nakşedilmemiş olsa yani bunu biz tesadüfe mi vereceğiz? Biz bunu efendim işte tabiatın olayıdır mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bunu gören, bilen, tanıyan efendim güç ve kudreti nihayetsiz olan bir kişinin eseridir bu kalp diyoruz. Yani şimdi 60 küsur yaşıma gelmişim, 60 yıldır bu kalp ha boyuna çalışıyor. Evet, yani e, düşünün bu e, mekanik değil. Şimdi insanların yapmış olduğu motorlar bile zaman zaman rektefeye girmek zorunda. İşte 5 bin bakımı, 15 bin bakımı yok, 30 bin bakımı, 45 bin bakımı, 60 bin bakımı gibi gibi. Şimdi e, elhamdülillah yani tabii biz de muayene olacağız ama bakın çalışıyor, çalıştırılıyor. Kim ne zaman? Evet Allah ne zaman dur derse o zamana kadar bu kalp çalışmaya devam edecek. Yani üzerinde isterse herhangi bir yazı olmasın. İşte onun üzerinde Rabbimin o güç, kudret, ilim, irade gibi sıfatlarının nesi var? Mührü var, damgası var. Evet, bu sayede kişi hem huzuri bir tevhid meselesinde ne sahip oluyor? Böyle huzur buluyor. Yani her neye bakarsa baksın, eline baksın, yüzüne baksın, gözüne baksın, kulağına baksın, efendim aya baksın, yıldıza baksın, galaksilere baksın. Yani ne olursa olsun işte bütün bunlar insana niye hatırlatıyor? Sanisini, sanatkarını, banisini, bina edenini. Evet, onu o motoru oraya yerleştireni, çalıştıranı. Evet, hiçbir şeye biz sahip değiliz. İşte hepsi ondan. İşte böyle insanlar bu inanca sahip olan gerçek ve hakiki tevhid sahipleri dalalet ve evhamın, vehimlerin, sapıklıkların taarruzundan emin olurlar ve kurtulurlar. Evet, e, tabi bu tarzdaki tevhide bakacak olursak bu Kur'an-ı Hakimin bize, e, efendim emrettiği bir tevhid şekli. Bakın Rabbim oraya bakmazlar mı, buraya bakmazlar mı, bakmıyor musunuz, bakınız, başınızı göğe kaldırınız gibi gibi. <laughs> e, caizse e, sineye bakın, efendim diğer tarafta deveye bakın. Yani gözle gördüğümüz şeyleri Rabbim bize Tevhid hakikati olarak ne yapıyor? Örnek veriyor ve gösteriyor. Yani e, şöyle diyoruz. Bakınız e, deyip Kur'an mana olarak bize şöyle diyor. Her bir sanat eserinin masnu'un yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi yaratan halika yaratıcıya mahsustur. Yani onun benzerini bir kişi dahi yapamaz. Binler kişi toplansa yine yapamaz. Evet. Şimdi e, her ne kadar bir takım işte insanlar yok işte beyne çip takılacak yok şu olacak yok bu olacak efendim bir takım e, insana benzer robotlar üretilecek robotlar şöyle yapacak böyle yapacak bir takım şeyler yapılabilir ama insan gibi bir insan, İşte milyonlarca hücresi bulunan bir insan, o hücrelerin tek bir hücrenin içerisinde milyonlarca efendim e, kimyevi reaksiyonların olduğu, sürekli olarak yenilendiği bir insan, iki yılda bir kısmen, altı yılda bir tamamen yenilenen bir insanı bütün insanların bir araya gelmesiyle, yapmaya çalışmasıyla muvaffak olması mümkün değildir. Adeta şöyle diyoruz yani, bazen o e, Kur'an hakim kimin kelamıdır? Allah'ın kelamıdır. Peki kitabı kebiri, kainat dediğimiz bu büyük alem kitabı kimin kitabıdır? O da Rabbimizin kitabıdır. Yani birisi kelam sıfatından geliyor. Birisi de tevhid sıfatından e, efendim yaratıcı sıfatından halik sıfatından geliyor. Kemal Hocam Kırgızistan'a bizden de selamlar. Sağ olun, var olun. Evet. Şimdi e, sevgili dostlar demek ki e, her bir şeyin üzerinde Rabbimizin varlığını ve birliğini bize gösteren e, bir takım onu ispat eden deliller var, bürhanlar var. Evet, her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem, öyle bir mühür vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden, sanatkardan başka kimse de o hatem, o mühür bulunmaz. <laughs> evet, Cenab-ı Hak o mührü almış her bir sanat eserine o mührü vurmuş. Evet, onun bir benzerinin yapılması mümkün değil. Ona ne tabiatın sahip çıkması, ne tesadüfün sahip çıkması, ne sebeplerin ve nedenlerin ona sahip çıkması mümkün müdür? Hayır. Bakın en akıllısı, sebeplerin en akıllısı kimler? İnsanlar. Çocuğun dünyaya gelmesi noktasında ana ve baba bir sebep midir? Evet, birer sebeptirler. Yahu, şöyle söyleyeyim, baba işte, ana mutfakta ana evde veya ana da bir başka yerde o da çalışıyor. Ve 9 ay sonrasında dünyalar güzeli bir bebek Rabbimin emriyle dünyaya geliyor. Peki anne ve baba neye karar verdiler? Gözünü önce yapalım, sonra kaşını üzerine çekelim, ona dil koyalım, kalp koyalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Hangi şeye karar verdiler? Erkek olsun, kız olsun, efendim şöyle boylu olsun, boslu olsun, şöyle akıllı olsun. Hangi şeye ak biz, benim de çocuklarım var. Yani oturup da eşimle biz bunları mı konuştuk? Yani evet insan nın insan yavrusunun dünyaya gelmesi açısından ana ve baba bir sebeptir. Bakın şöyle de şunu da ifade etmekte fayda var. Şimdi sadece Allah sebeplere muhtaç olmadan da insanın yaratılabileceğini tabir caizse bize gösterme açısından ne yapıyor? Hazreti Adem'in anası babası var mı? yok. Anasız babasız. Hazreti İsa'nın babası var mı? Onun da babası yok. Yani arzu ederse Rabbim, dilerse Rabbim, yani hiç yoktan çocuğu, insanı, insan yavrusunu yaratabilir mi? Yaratır. Ama Allah-u Azimüşşan sebeplerin arkasında iş yapıyor. Evet, İzzet ve azamet ister ki Esbab Perdedarı kudret ola, ola aklın Nazarında diye bir söz var Gerçekten çok Hoş ve manalı Yani e, Cenab-ı Hakkın Azameti ve kudreti Onu göstermiyor O Tabirca ise Perde arkasında yani sebepler perdesinin arkasından iş yapıyor. Şimdi bakın küçük bir makam sahibi bile işte bir özel kalem koyuyor, özel kalemin özel kalem müdürü oluyor. İşte oradan 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 bakın bakalım ne kadar uğraşıyorsunuz bir randevu alıp görüşebilmek için. Şimdi. Ee, ama e, Rabbimin tabii ki yaratılış noktasında e, arada bir takım perdeler var. Ama şu elimizi kaldırdığımızdan Rabbimize hiçbir aracı olmaksızın ulaşıyoruz. Rabbim şöyle Rabbim böyle onunla e, ne yapıyoruz? Sohbet ediyoruz ve ona durumumuzu anlatıyoruz. Zaten birim bizim durumumuzu bilen kimdir? Rabbimizdir. Evet. Kudretin neşrettiği mektuplardan her bir mektubun ahirinde taklit edilmez, taklit kabul olmayan öyle bir turra vardır ki ancak sultanı ezel ve ebede hastır. Şimdi sevgili dostlar, bu da önemli. Şimdi e, mektupların en altında e, adımızı yazarız değil mi? İmzamızı atarız. Dilekçeler imzasız <laughs> kabul görmez. Bu itibariyle da öncelikle bizim e, mektubumuzu o mektubu yazacağız. Mektup niye yazılır? Bir şeye haber vermek için yazılır. Bazı şeyleri karşıya duyurmak için yazılır. Rabbim bakın her bir şeyi mektup gibi bize yazmış. Her bir masnu, her bir sanat eseri dışarıda gördüğümüz her ne var ise evet ki vücudumuzda da öyle zaten o Allah'ın tabir caizse birer mektubudur. Kime? Anlayan insanlara akıl sahibi olan insanlara, şuur sahibi olan, mantık sahibi olan, ruh sahibi olan, idrak sahibi olan insanlara nedir? Bir, birer mektupturlar ve Cenab-ı Hak da o mektupların taklit edilmemesi, o manaların bize verilmesi için onu kimseye teslim etmiyor. Öyle manalı yazıyor ki taklit kabul etmez. Allah öyle bir mühür vurmuştur onlara. Evet, ee, pek çok şeyler de bir şey vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Evet, mesela su bir şeyi, şey-i vahid, tek bir şey iken su pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur. Bakın yani her bir şeyin hayatın sudan yaratıldığına ilişkin ne var? Ayetler var. Ayet var. Şimdi suyu içiyoruz. Afiyet, bal şeker olsun ve şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Şimdi bu suyu içtiğim <laughs> bu su çok farklı vücudumuzdaki azalarımızda görev yapıyor. Bu suda beynimizin, bu suda ciğerlerimizin, bu suda kanımızın, bu suda her bir azamızın bir nasibi var. Evet, oralara dağılıyor, görev yapıyor. Şimdi o görev tebliğini biz mi yapıyoruz? yediğimiz şeyleri ayrıştırarak onları gerekli yerlere biz mi gönderiyoruz? Efendim göz hücresini oraya biz mi gönderiyoruz? Diş hücresini veya dişte lazım olan elementleri dişe yollayan biz miyiz? Tırnaklara onunla ilgili olan maddeleri gönderen biz miyiz? Hani biz akıllıyız ya, yani e bunları biz mi e, gönderiyoruz, biz mi ayarlıyoruz? Hayır, bunlar işte tamamen Cenabı Hakk'ın her an yani o bir iştedir var ya Rabbim her an bir iştedir ve Rabbim onu o mekanizmayı öylece kurmuş, öylece işletiyor ve hiçbir şekilde bizden gafil değildir. Biz gafiliz ama Allah ne benden ne sizden ne bütün insanlardan ne bütün hayat sahiplerinden ve kainattan olmuş olacak her şeyden gafil değildir. Evet mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halikü Teala Cenabı Hak tek bir cismi icat eder. Tek bir cisim husule gelir. Evet, çok farklı şeyler yeriz, içeriz ama hepsi ne oluyorlar? Bizim vücudumuzda bize hayat kazandıran maddeler haline geliyorlar. İşte Kalp, bir paragraf e, okuyarak e, bitirelim istiyorum. Kalbimiz var elhamdülillah, aklımız var, şuurumuz var. Kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu yönü, bu ciheti düşünürse, o anlattığımız hususları düşünürse, anlar ki, bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak. Bir şeyden her bir şeyi yapmak, yaratmak, icat etmek ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek, dönüştürmek ancak her şeyin yaratıcısı ve her şeyi yapan sanatkarına yani Allah'a mahsus bir sikkedir, bir hatemdir, bir mühürdür, bir mektuptur. Evet, tekrar beraber olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.